lacivert bir karakter. Hepinize merhaba dostlarım. Bugünün videosuna hoş geldiniz. Ben biraz önce evdeydim. Tam işte işe gideceğim, hazırlanacağım. Babu'yu kafese koyacaktım. Babu'da bir baktım, dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor herhalde. Bakın Babu kardeşi. Oralarda geziyor. Ne yapıyor? Burada geziyor. Oradan oralara gidiyor. Karşı komşunun çatısına gidiyor. Biliyorsunuz daha önce Isaac'in başına gelmişti. Isaac de böyle geziyordu. Gitti. Yandaki komşunun köpekleri saldırdı. Babu gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel babu gel. Ben gitme oralara. Babum. Gel. Gel scratch. Who's pretty boy? Gel, gel, scratch. Hadi gel oğlum, gel. Uğraştırma bizi. İşe gideceğim zaten. Ben de bugün saat 5'te başlıyorum. Kebapçıda işe gideceğim. Orada bitireceğim. Saat 12'de de gece kulübüne gidip sabah 6'ya kadar çalışacağım. Yani yarın sabah 7'de evde olacağım. Hadi gel oğlum gel. Bayağı yorulacağız. Git scratch. Git scratch. Scratch. Spinny boy. Kis kis. Gel. Şimdi direkt üstüne de gitmek istemiyorum korkar diye. Gel. Scratch. Gel gel oğlum gel scratch. Kis 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 kis. Kis 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 kis. Gel buraya. Gel buraya. Scratch. Aferin. Aferin. Gel gel. Gel buraya gel. Dostlarım babamızı aldık oradan da. Yalnız bir şeye dikkat ettim. Oradan alırken böyle elime böyle hani kuşlar eşleştiği zaman böyle kabarmaya çalışıyor. O hareketleri yaptı. Yani bir dahaki ay falan bir dahaki ay Temmuz, Ağustos. Ya Ağustos'un sonuyla Eylül başı gibi eşleşmeye çalışıyor bunlar. Yani ondan dur oğlum dur öpüyor böyle ağzıma geliyor konuşturmuyor bize. Eşleşme sezonu başlıyor. George ile onları yan yana getireceğim. Belki bu yıl eş alabilirler. George biraz genç. Genç olmasa hani olacak. Aslında geçen yıl George istedi onunla eşleşmeyi ama Babu istemedi. Şöyle gideyim de kafese koyayım onu. Dur oğlum hadi git. Hadi git kafese. Hadi git git git. Ya bunlar işte artık yan yana devamlı getireceğim ki belki eş alırlar. Çünkü geçen yıl George bayağı istemişti. Baba bunlara bakın. Bunları da dışarı çıkarttım. Yani Reyna evin içindeydi. Şimdi son dışarı çıkarttım ki tuvaletini falan yapsın diye. Çünkü ben saat 9'da geleceğim eve. Yani 10 gibi geleceğim. Diğer iş bitince ondan sonra bunları... Son yemeğini verip gideceğim. Artık sabaha kadar evde olmayacağım ki hani evin içine tuvaletini falan yapıp strese girmesin. Baba babuya bak kafese girdi. Şşt. Dur. Bak George de içeride. Yalnız George biraz şey ürküyor ondan çünkü baba ona saldırıyor. Ha bu daha önceki de videolarda da sormuşlar. Abi neden Babu ile George aynı kafese değil? Dostlarım bunun nedeni büyük papağanlarda kavga ediyorlar. Yani bir muhabbet kuşu gibi değil. Biliyorsunuz bu yani gül kakadular doğada kendi eşlerini kendileri seçiyor. Ve seçtiği eşle
ömür boyu da böyle hani beraber oluyor. Bak çocuğu çıktı oradan. Bak çocuğu kızım gel. Ne oldu, kaçtın mı sen? Çocuğunun gözüne bak. Daha gençler dostlar. Bunlar normalde eşleşme yaşı 4 ile 5. Ama bilmiyorum yani Georgie'nin yaşına tam emin değilim. Babu da o kadar yani büyük değil. Babu'nun yaşı da herhalde bir 3 yaşında filan, tam emin değilim ama yani aldığım kişi öyle demişti herhalde. 2 yaşında demişti. Aşağı yukarıda 1 yıldır. Ben de 3 yaşında filan. Georgie de herhalde bir 2 yaşında. Aslında gençler daha. Georgie'm, Georgie'm. Gel. Fındığın nerede? Georgie'nin küçük bir fındığı var. Ne yapıyorsun sen? Çok da tatlı, çok da güzel. Bu renklerini değiştirdiler. Biraz da kilo aldı, güzelleşiyor. Dostum İnci de orada bağlı. Çünkü Reyna dışarıda diye. Yani bütün gün orada bağlı durmuyor. Bu arada eşleşme falan olmadı. Yani bir ufak çift buraya atlamıştı biliyorsunuz ama onun önüne geçtik biz. Yani eşleşme falan olmadı. Git hadi. Move. 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 Aa, kusura bakmayın. Bağlı duracaksınız. Yoksa kavga çıkıyor. Şşt. Move. Ağlama. Gel buraya gel. Çift kami. Gel oğlum. Bu ayı oğlana bakın. Bu ayı oğlan biraz kilo kaybetti ama toparlayacak. Değil mi ayıcık? Bu arada şu muhabbet kuşlarını göstereyim. Şöyle gidelim. Orada bir şeyin farkına vardım. Ona da daha biraz önce farkına vardım. Şu var ya dostlarım, kanadı olmayan. Şu küçük, ha, en baştaki o sarı gibi olan var ya, onunla şu yeşil eş almış. Yuvaya girerken gördüm onu. Sen ne yapıyorsun sen? Bu da yuvasını koruyor. Dişisi içeride. Daha önceki videoda belirtmiştim, yumurtlamışlar. Tabii kaç yumurta var göremedik ama ona da bir ara bir detaylı bakacağız. Ha, işte bununla o eş almış ilk defa. Şu da eş almaya çalışıyor. Oradaki mavi var ya, bunlara bir dişi daha alacağım. Çünkü takım olsunlar hani böyle. Bir tane dişi iki erkek olmuyor. Kavga da çıkar. O yüzden iyi. Herhalde bu da yakında yumurtlayacak. Tabii bekleyip göreceğiz. Baba eşleşiyorlar. Görüyor musunuz? Öpüyorlar birbirini. Bir de bir şey daha diyeceğim. Hani şu yuvalıklar biliyorsunuz Avustralya'da böyle yuvalıklar uzun. Yani yana doğru geniş değil. Bunun nedeni de doğada mesela ağaçların içine bunlar, biliyorsunuz bu papağanlar Avustralya'ya ait. Doğada bunlar böyle ağacın altına iniyor. Yani ağacın içinden gidiyor, böyle aşağı iniyor. Aynı doğal şeyine göre yapmışlar. Zaten burada daha önce yavru aldık biz. O yüzden hani sakın böyle düşünmeyin. Ya bu çok küçük. İşte onlar için yatık. Türkiye'de yanlış yapmışlar aslında o geniş yatay şekilde. O yanlış. Yani o... Mesela doğada öyle değil, yatay değil. Doğada bu kadar rahat yuva bulamıyorlar. Zaten içine girdiği zaman da bayağı yetiyor ona. Bunlar da inşallah güzel yavrular gelecek. Tabii kaç tane gelecek bilmiyorum. Çünkü dişi üstünden kalkmamıştı bir önce baktığınızda. Yemleri var, suları var. Şu altta mesela böyle şey birikiyor ya, bu kabuklar. Bu kabukların birikmesi iyi değil. Bu sefer fare geliyor. Baba ne güzel eşleşmişler onlar. Böyle hep bekliyordum bir muhabbet kuşları yavrulasın diye ama herhalde yumurtlayacaklar yakında. Bakın o erkek. O yuvalın içine giriyorlar tam oradaki. Şu babu kardeşi de içeri alayım. Çünkü birazdan artık işe gideceğim. Hazırlanma filan derken anca 5 olur. Reyna biraz kilo vermiş sanki. Şşt, no. Sen biraz kilo vermişsin.
Dostum bazen iştahları bayağı düşüyor ya. Hani her zaman hep aynı miktar yemiyorlar. Yani günde mesela bazen iki öğün yiyorlar, bazen bir öğünü tam bile yemiyorlar. Zaten doğada da mesela dikkat ediyorsanız hani kurtlar öyle sürekli, biliyorsunuz bunların atası kurtlar, öyle sürekli yemek yemiyorlar. Hani bazı gün, iki gün, üç gün yemek yemiyorlar. O yüzden yani merak etmeyin, böyle illa köpeğiniz yemek yemiyorsa bile onlar biliyor hayatta nasıl kalacaklarını, biliyorlar. Önüne yemek koyuyorsunuz, eğer yemiyorsa bir bildiği vardır. Ama bazen de şöyle bir durum var. Eğer kendi, mesela siz veriyorsunuz ya köpeğin, bazı köpekler şey oluyor böyle, her yemeği yemiyor dostlarım. Ya da her mamayı yemiyor. O da ona göre bakacaksınız. Ona göre menüsünü değiştireceksiniz. Yani ha yemiyor diye şey olmasın, yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani yememesi de normal. Anormal, pardon. O inci bayağı sıkıldı orada. Bu inci yaklaşık 10 dakikadır bağlı orada. 10 dakika bağlı. Beni görünce ağlamaya başlıyor. Aslında yatıyor ama ne zaman ben geliyorum kalkıyor, orada buralara gelmek istiyor. Maalesef onları serbest bırakamıyoruz. Bırakırsak büyük problem çıkacak burada. Ben biliyorum. Çünkü artık Reyna tahammül edemiyor dostlarım. İnci de burada kan çıksın istemiyorum. Ben de memnun değilim. Hatta beni strese sokuyorlar. Özellikle işteyken. Yani Reyna'nın bütün gün evde olması beni strese sokuyor. Hatta bazen bunu bile düşünüyorum. Acaba diyorum kapı yanlışlıkla açılır, çıkmış mıdır filan. Sürekli aklım yani evde oluyor. O yüzden birisini göndermek istiyorum ama kıyamıyorum da nasıl yapacağız bilmiyorum. Böyle olmuyor dostlarım. Yok çitat, yok bağla. Böyle şeyler olmuyor. Bir şekilde yine kurtuluyor. Dalgınlığımıza geliyor. Zaten biliyorsunuz ben yoğun iş temposunda çalışıyorum. Artık burada hani piyasa açıldı. Koronavirüs bitti. Batı Avustralya'da bitti en azından. Hani Avustralya'nın diğer yerlerinde var ama bayağı yoğun tempoda çalıştığımız için dostlarım benim dalgınlığıma geliyor. Bir boşluğum oluyor. Zaten çoğu günler ben zombi gibi geziyorum. Bakın şimdi gideceğim, çalışacağım. Geleceğiz buraya. Yani bayağı yorgun olacağım. Bak bu baba da yemleri bitirdi. Hadi oğlum sen direkt yuvana gideceksin. Senin yuvanda yem var. Niye burada George'un yemini yiyorsun? He? Minik George'ya bakın. Küçücük bir George bu. Minicik bir George. Fındığın nerede? He? Fındık nerede, fındık? Bak şuna bak. Dostlarım artık böylece de bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.